Şimdi de Afgan hamallarını ekranlarınıza getireceğiz. Kendi ülkelerinin açlık, sefalet, siyasi ve kaos ortamına dayanamayıp kaçan Afganlılar Malatya'nın ağır yüklerini taşıyorlar. Memleketini, vatanını, toprağını terk edip huzura, ekmeğe, demokrasiye gelen Afganlılar. Afganistan'ın iç savaşından kaçıp canını kurtaran fidan gibi, civan gibi gençler Malatya'da en ağır iş olan hamallık yapmaktan bile çok mutlular. Yeter ki huzur olsun, özgürlük olsun diyorlar. Ben 2019'da geldim. 2019'da? Evet. Ailenle mi geldin? Evet. Ne yapıyorsun mesela burada? Burada hamallık yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Başka da yapacak... Eğitim falan var mı? Yok. İsim neydi? Mübarek. Mübarek. Allah mübarek etsin seni. Teşekkürler. Mustafa kaç yaşındasın? 20. Çalışıyorum işte. Ne yapayım? Ne zaman geldin? 4 sene önce. 4 sene önce. Evet. Memnun musun? Memnunum işte. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok ki. Ben 7 sene oldu geldim. Memnun musun? Ne yapıyorsun? Çaresizim. Memnun olmasam elimden ne gelir? Nasıl çaresizsin yani mesela? Buraya geldim kaldım. İçi bir yere gidemiyorum. Ben de ismim Hayrullah. Hayrullah. Afganistanlıyım, evet. Sen hangi bölgedensin? Ben Bağlan. Bağlan. Evet. O zaman sen de Farisisin. Ben de Farsım, evet. İki sene askerlik yaptım. Geçsem Afganistan'da, yani ben burada bırakmayacağız. Yani direkt öldürecek. İSKA davlat bırakmıyor burada. O zaman demek ki Türkiye daha özgür, daha rahat yani. Burada evet. Burada rahatsınız yani, değil mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Türklerden biz çok razıyız, memnunuz. Çünkü bizi her şeye kurdu. Kapısını açtı bize. Biz geldik. Gencecikler tığ gibiler. Yaşları daha 20'lerde. Anasını, babasını bırakmış, günlerce yol yürümüş gelmiş. Özgür ülkeye Mustafa Kemal'in kurduğu laik, demokratik ülkeye gelmiş, sığınmış ve ekmek kavgasını burada sürdürüyorlar. Evet, değerli izleyicilerimiz, Malatya'nın ağır yükünü taşıyanlardan birisi de Afganlılar. Gençler, tabii Afganistan denince birçok etnik köken var, birçok ırktan olanlar var, kökenden olanlar var. 1980'li yıllarda hiç unutmuyorum, biz o zaman çocuktuk, Afganistan'dan gelmişlerdi, herkes ziyaretlerine gidiyordu, çekik gözlü, böyle farklı bir simaları vardı. Fakat tabii zaman geçince onların tamamı sağa sola gittiler ama yeniden Afganlar geldiler. Şimdi buradalar, hep Afganların farklı simaları var, onlarla birazcık hasbihal edelim dedik. Kız kökenliyim ben. Kızlar var çok. 2000-3000 hane var. 82'den beri burada. Bizden sonra arkadaşlar geldi. 2 sana, 5 sana olan var, 10 sana, 12 sana olanlar var. Malatyalı esnaf olsun, Şire pazarında çalışanlar olsun, Afgan hamallardan oldukça memnunlar. Bunlar dürüst diyorlar. Her şeyini bırak, bunlara teslim et git. Yani Afganlar çok dürüst, temiz insanlar. Ama Suriyeliler maalesef. Suriyeliler maalesef. Yani Afganlar daha... Daha dürüstler, daha temizler. Biraz daha dürüstler. Çalışıyor musunuz onlarla mesela? Tabii tanım, iş olduğu zaman çağırıyor. Çağırıyor bunları, gidip çalışıyorlar. Eğer bunlar olması var ya, vallahi yerli hamal yok. Yerli hamal çok az. Ülkelerinin ağır travmalarından kaçanların hayatında çok hikayeler var. Huzurun ve ekmeğin hamalı olmuşlar. Bunu neden birazcık bir haber yapalım dedik biliyor musunuz? Toprağınıza sahip çıkın. Devletinize sahip çıkın, geleneğinize sahip çıkın, huzurunuza sahip çıkın. Yani birazcık amyan olacak ama rahatlık batmasın size. İşte eğer rahatlık batar da birbirinize düşerseniz bir başka memlekete gider, oranın yükünü taşır, hamallık yaparsınız. Anaya hasret olursunuz, babaya hasret olursunuz, toprağa hasret olursunuz. Ve sonuç itibariyle devletsiz kalırsınız. Devletsiz de kalırsanız perişan olursunuz, sefil olursunuz.